İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsü'nde röportajlarımıza devam ediyoruz. Zaman zaman da az önce söylemiştim, hocalarımızla, akademisyenlerimizle de görüşeceğiz. Onlardan da bilgi alacağız. Özellikle fakülteler ve bölümlerle ilgili. Yanımızda İşletme Fakültesi'nden doçent doktor Sabri Öz hocamız var. Hocam doğru mu söyledim? Doğru söyledim. Çok teşekkür. Bu sefer doğru. Tamam, peki. Hocam ben öncelikle işletme mezunuyum. Ama işte medyada çok farklı işler yapıyorum. Bizim zamanımızda şey derlerdi, işletmeyi bitir, her şeyi yaparsın. Bu hala geçerli midir? Önce oradan başlayalım. İşletirsin. Var mıdır hocam öyle bir şey, yoksa hayır artık alanlar daha netleşti, öyle her şeyi yaparım gibi bir şey yok mu? Her ikisi de doğru. Bir kere işletme ölmeyecek bir alan yani. Meslekler değişiyor olsa da, sektörler değişiyor olsa da işletme ölmeyecek bir alan. Her şeyin işletmeye ihtiyacı var. Bakkalından tutun da holdinglere kadar işletme mantığını biz size, öğrencilerimize vermeye, anlatmaya, öğretmeye çalışıyoruz. İşletme Fakültesi bir kere İstanbul Ticaret Üniversitesi olarak şöyle bir şey söylemek lazım. Gelecek olan öğrencilerimiz bir kere şunu düşünmeleri lazım. İstanbul Ticaret Odası'nın bir üniversitesi olarak İstanbul Ticaret Üniversitesi, odaya kayıtlı olan 430 bin üzerindeki işletme açısından şöyle düşünüldüğünde hakikaten bu üniversitenin verebileceği imkanlara başka üniversitede kolay kolay bulma şansları yok. Bunu bir kere şöyle bir tarafa koymaları lazım öğrencilerimizin, düşünmeleri lazım yazarken, tercihlerini yaparken. Ancak işletme tarafına baktığımızda işletme fakültesinin altında bizim farklı bölümlerimiz var. Lojistik gibi, havacılık gibi, iktisat gibi alanlarımız var. Dolayısıyla her bölümdeki hocalarımıza baktıklarında da şunu görmelerini çok arzu ediyoruz. Yani YÖK'te veya şurada burada yayınlanan yayınlarda şu söyleyeceğim bilgi yoktur. Ağırlıklı olarak hocalarımız sektörden gelme hocalarımız. Dolayısıyla bu çok önemli bir avantaj. Bunun aslında ne gibi bir avantajı var öğrenciye? Sektörden gelen birisinin anlatımıyla doğrudan akademide olan birisinin anlatımı arasında dağlar kadar fark olabiliyor. Çünkü sektörden gelen hem teorik hem pratik her şeye aynen aslında öyle hakim. Aynen öyle. Yani süzülmüş bal niteliğinde insanların bir bilgi birikimi var. O birikimlerini biz öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Aslında üniversite dediğimiz şey nedir? Öğrenmeyi öğreten bir kurumdur. Biz de öğrenmeyi o tecrübeli olan hocalarımızın vermiş olduğu bilgilerle yoğurarak çok daha efektif bir şekilde, çok daha etkin bir şekilde öğrencilerimize geçmesini sağlıyoruz. Hocam şu da önemli, güncel bilgiye sahip olmak, şu anda dünyada ne oluyor, iş dünyasında ne oluyor? Böyle olduğu zaman hocalarımızın öğrencilere aktardığı bilgilerin hepsi aslında çok taze de olmuş oluyor. Aynen öyle. Bir kere literatürü takip edebilmek açısından İngilizce her alanda olduğu gibi bu alanda da şart. Yani İngilizce olmayan bölümlerde okuyor olsa bile öğrencilerimizin mutlaka İngilizce açısından veya en az bir yabancı dil, hatta iki yabancı dil konusunda kendilerini geliştirmelerini çok arzu ediyoruz ve yönlendiriyoruz da. Literatürü takip etmeleri lazım. Evet. Literatürü takip etmezlerse, gündemi takip etmezlerse geride kalırlar. Dolayısıyla biz onların geride kalmasını istemeyiz. Yabancı dil şart ve yabancı dille beraber aynı zamanda literatürü çok yakinen takip etmelerini sağlayacak, onları o argümanlarla donatacak bir eğitim süreci onları bekliyor. Bizim üniversitemiz bu anlamda çok avantajlı. Çok Ömer Torlak hocamızdan başlamak üzere, Profesör Doktor Ömer Torlak hocamızdan başlamak üzere hakikaten alanlarında tecrübeli, hem akademik anlamda hem de iş dünyası tarafında verimli ve tecrübelerle yoğrulmuş bilgilerle onları bekliyor olacağız. Çok güzel. Buradan hocam hemen kopya çekeyim ben. İşletme Fakültesi'nde arkadaşlar finans ve bankacılık İngilizce, iktisat var, İngilizce iktisat var, işletme İngilizce işletme var, uluslararası ticaret, havacılık yönetimi ve lojistik yönetimi var. Finans bölümünü söylemezsen finans bölümü acayip kızar şimdi bize. Finansta çünkü Ayben hocam mesela çok harika işler yapıyor. Doçent doktor Ayben Koy. Şimdi mesela İstanbul, Borsa İstanbul'la birlikte hazırlanmış olan bir laboratuvarımız var mesela. Fintech üzerine çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Yine aslında baktığınızda hani işletme laboratuvarlık bir şey gözükmüyor gibi olsa da havacılıkta da aynı şey geçerli mesela. Havacılıkta da tehlikeli madde üzerine hazırlanmış bir laboratuvarımız var ve dersliğimiz var. Ayrı özel bir dersliğimiz var. Bu eğitimleri dışarıdan tek başına almak bile binlerce dolar. Evet. Dolayısıyla iş hayatına hazırlanırken bu laboratuvarları da kullanarak hazırlanmış oluyorlar ki kendileri için, öğrencilerimiz için çok büyük bir avantaj. Hocam çok teşekkürler. Yani çok hızlı, tempolu ve bütün aslında detaylarıyla fakülteyi çok güzel anlattınız. Son bir soru soracağım. Şimdi Türkiye'nin her yerinden bizi izleyen arkadaşlarımız var ve bölümler ve meslekler konusunda herkes aynı bilgiye ya da vizyona, öngörüye sahip olmayabiliyor. İşletme Fakültesi'nin genelde
nasıl insanlar yetiştiriyorlar? Bir de bunu böyle hani genel cümlelerle nasıl anlatırsınız? Hangi sektörlerde nasıl insanlar, buraya gelen öğrenciler nasıl bir ortamdan geçecekler? Genel olarak bir havasını suyunu alalım sizden. Valla süremizin ne kadar olduğunu bilmediğim için ben hızlı hızlı anlattım ama daha şöyle relax bir şekilde anlatayım o zaman dilerseniz. Konu önemli çünkü. İşletme tarafı da dahil olmak üzere üniversitemizin genel anlamda iş bulma, öğrencilerimizin, mezunlarımızın iş bulma oranı %86 olarak ifade edilmişti. Bundan 2 yıl önceki rakam bu. O zaman rahmetli İbrahim Çağlar başkanımız vardı. İbrahim Başkan da hatta çok enteresan bir şey söylemişti. %86 zaten öğrencilerimiz buluyorsa geriye kalan %14'ü de biz bir şekilde tamamlarız, merak etmesinler diye. İşin esprisi bir tarafa tabii, Allah rahmet eylesin, bu arada onu da anmış olduk. İstanbul Ticaret Odası çok büyük bir avantaj hakikaten bütün öğrencilerimiz açısından. Fakat şöyle bir tarafı da var. Yani bütün işletme de dahil olmak üzere bütün bölümlerimizde İstanbul Ticaret Odası'nın vermiş olduğu avantajları kullanarak kendilerini hazırlıyor olmaları, iş dünyasını hazırlıyor olmaları, akademiye hazırlıyor olmaları bizim açımızdan ve öğrencilerimiz açısından çok çok önemli. Bir noktayı burada ifade etmek lazım. Bugün işte çokça medyada yayınlanıyor. Üniversite mezunlarının iş bulma oranlarına göre bir sıralama yapmışlar. Türkiye'de 200 küsür tane üniversite var ve şu anda biz orada 20 içerisindeyiz, ilk 20 içerisindeyiz. Dolayısıyla böyle bir sıralamanın içine girmek de çok önemli. Çünkü bir dolu özel üniversiteler ve özellikle işte holdingleri olan üniversiteler vesaire falan var. Biz de hakikaten o anlamda iyi bir konumdayız. Öğrencilerimize çok güzel bir gelecek sunuyoruz. Ama öğrencilerimizin her şeyden önce Teknopark'ı çok iyi değerlendiriyor olmaları lazım. Biz Teknopark bir anlamda ortağıyız. İstanbul Teknopark'ın ortağıyız İstanbul Ticaret Üniversitesi olarak. Aynı zamanda Bilgi Ticarileştirme Merkezi denilen bir merkezimiz var. Bu merkeze ortaklığımız var. Öğrencilerimiz yeter ki içlerinde olsun, düşünmek istesinler, fikir üretsinler. Ben bunu yapacağım desinler. Yapacağım diyenin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Dolayısıyla biz onlara sadece yapmamız gereken şey onlara platform sunmak. Onlara düşündüklerini, fikirlerini rahatlıkla hayata geçirebilecekleri mecraları açıyor olmak, kapıları açıyor olmak. Biz de bunları yapıyoruz nacizane. Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Arkadaşlar, işletme fakültesini, bölümlerini, nasıl bir fakülte olduğunu, ticaret odasıyla okulumuzun işbirliğini hocamız bize çok güzel bir şekilde anlattı. Daha detaylı bilgi almak isterseniz tabii ki hem Sütlüce'de hem diğer kampüslerimizde hocalarımız, akademisyenlerimiz, danışmanlarımız sizleri bekliyorlar. Biz de sizleri bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda da görüşüyoruz.